Sayın Havuçça. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havuçça, Marmara Adası'ndaki sel felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dün yapılan oturumuna taşıdı. Havuçça, Suriyeli mültecilerin Hatay kampında tüm ihtiyaçlarının karşılandığını fakat bu özenin sel felaketi yaşayan Marmara Adası'na gösterilmediğini söyledi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan, Başbakan Urfa sınırında Suriye'den gelen mültecilerin hepsine sınırlarımızı açarak orada yerleştirmeye çalışıyor ve ne kadar gelirse gelsin de bunu bir insani görev olarak kabul ediyor ve onlara bugüne kadar da 500 milyon civarında bir yardım yapıldığını ifade ediyor. Şimdi elbette komşularımızda acıya düşen insanların insani sorunlarına sahip çıkmak insan olarak görevimiz. Ama Balıkesir'de Marmara Adası'nda bir sel felaketi yaşandı. O sel felaketinde Marmara Adası içerisindeki bütün yollar, içme suları dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon lira bir acil para yardımına ihtiyaç var ve bu devletin resmi belirlediği rakamlar. Şimdi Suriye sınırındaki Hataylı mültecilere bu yardımı yaparken hükümetiniz kendi ülkemizdeki kendi insanlarımıza yaraları sarmak için neden bir adım atmaz? Bu ülkenin insanları sizin derdi, sizin derdiniz değil mi? Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Havuçça'nın bu sorusuna AFAD Balıkesir'le ilgileniyordur diye cevap verdi. Sayın Havuççan, Suriye'deki mültecilerle Balıkesir'deki sel felaketini karşılaştırdı. Bence böyle karşılaştırmalar çok uygun değil. Ayrı ayrı sorunları ifade edebiliriz. Balıkesir'de bir sorun varsa onu kendi içinde ifade edip ele alabiliriz. Ama bunlar birbirleriyle mukayese edilebilir sorunlar değil. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Bir taraftan tarihi bir dönüşüm sürecinde olan Suriye'de tarihi sorumluluklarını yerine getirmek durumunda. Bunlar belki on yıllarca, yüzyıllarca tarihte kayıt düşülecek hadiseler. Bunları yapacağız. Bir taraftan da ülkemiz içinde bir sorun varsa o sorunlarla da elbette yakından ilgileneceğiz. Balıkesir'le ilgili AFAD eminim ilgileniyordur ama ben bu notu kendim de ayrıca AFAD'a ileteceğim.